Malatya Şeker Fabrikası pancar alım sezonu açıldı. Şeker Fabrikası içerisinde kurdele kesimiyle başlayan pancar alım törenine Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şekeri Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve Şeker Fabrikası çalışanları ile çiftçiler katıldı. Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, bu yıl şeker fabrikasının 400 bin ton pancar işleyeceğini, 430 bin ton tesellüm yapılacağını ve bunun karşılığında çiftçilere 73 milyon lira civarında pancar bedeli ödemesinde bulunacaklarını belirtti. 2016-2017 yılı pancar alım törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl Allah nasip ederse fabrikamız 400 bin ton pancar işleyecek, 430 bin ton tesellüm yapacağız. Bu tesellüm karşısında çiftçilerimize 73 milyon lira civarında pancar bedeli ödemesinde bulunacağız. Kampanyamızın ulusumuza, memleketimize, tüm çalışanlarımıza Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim utandırmasın. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise Türk şekeri içerisinde ilk kampanyayı yapan fabrika olacağız. Öyle de bir ünvanımız oldu. Bu yıl yaklaşık 400 bin ton pancar işleyeceğiz. Bunun karşılığında 50-55 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız 120 gün sürecek. Bunu da son 20 yılın rekoru olarak adlandırıyoruz dedi. 2016-2017 pancar alım kampanyasının açılış törenine teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sayın Müdürüm'ün de belirttiği gibi bugün 1 Eylül itibariyle kampanyamızı başlatıyoruz. Bu Türk Şeker içerisinde ilk kampanyayı yapan fabrika olacağız. Öyle de bir ünvanımız oldu. Bu yıl Sayın Müdürüm'ün de belirttiği gibi yaklaşık 400 bin ton pancar işleyeceğiz. Bunun karşılığında yaklaşık 50-55 bin ton şeker hedefliyoruz, üretmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız yaklaşık 120 güne yakın bir süre sürecek. Bu da son 20 yılın rekoru diye adlandırıyoruz. Murat, fabrikanın bazı sıkıntıları olduğunu, ancak en büyük sorunun eleman yetersizliği ve geçici işçi sorunu olduğunu da sözlerine ekledi. Özellikle Malatya Şeker Fabrikası özelinde konuşacak olursak çok problemlerimiz vardı. Kapatıldı, kapatılacak, satıldı, satılacak, özelleşti, özelleşiyor mantığıyla hareket edildi. Ciddi anlamda teknolojik bir yenilik yapılmadı, bir çalışma yapılmadı ama buna rağmen tüm çalışanlar büyük bir gayret, büyük bir özverine mücadele ederek bu fabrikayı bugün bu hallere getirdiler. Ben bundan dolayı tüm çalışanlara, temsil ettiğim topluluk ve şahsım adına minnettarım. Değerli basın mensupları, bizim en büyük sıkıntımız eleman yetersizliği ve geçici işçi sorunumuzdur. Bilindiği gibi pazar günü görkemli bir açılış olacak. Sayın Bakanımızın katılımıyla geniş katılımlı bir program olacak. Orada da bu sıkıntılarımızı bakanımızın huzurunda, genel müdürümüzün, genel başkanımızın teşrifleriyle bunları dile getireceğiz. Ülkemize hayırlı olması dileğiyle Allah hayırlı uğurlu etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber.